gençlerimizin sosyal yaşamları, geleceklerini teminat altına alabilmek için. Cumhuriyet Halk Partisi geçmiş dönem ilçe başkanı Dr. Kerim Cangır, CHP Muğla milletvekilliği için aday adaylığı ile ilgili resmi açıklamasını ilçe binasında yaptı. Dr. Cangır kampanyasını Türkiye ve Muğla için tek yol Cumhuriyet Halk Partisi sloganı ile yürütüyor. Gelişimini sağlayacak projeleri uygulamak adına adayım arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi geçmiş dönem ilçe başkanı Dr. Kerim Cangır, Muğla milletvekili aday adaylığını CHP Bodrum ilçe binasında yaptığı basın toplantısı ile partililerine ve kamuoyuna açıkladı. Oldukça yoğun bir katılım ile gerçekleşen basın toplantısı öncesinde CHP Bodrum ilçe başkanı Recai Seymen, 7 Haziran seçimlerinde Bodrum'dan en az bir milletvekili çıkaracaklarını ve bunun bir hak olduğunu ifade etti. Bodrum'dan bir milletvekili çıkarmamız dileğimdir. Örgüt de bunu bu şekilde değerlendirecektir. Dr. Kerim Cangır'ın Muğla milletvekili açıklamasına CHP Muğla İl Yönetim Kurulu üyesi Zeki Gündoğmuş, CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen, Bodrum CHP Kadın Kolları Başkanı Ender Taşören, CHP Bodrum Gençlik Kolları Başkanı Sami Algın, geçmiş dönem ilçe başkanları Zeki Köylü, Osman Öneş, Rezzan Karahan, İsmail Sever, Duran Öztürk, Durmuş Ali Öztürk ile birlikte Bodrum Belediyesi meclis üyeleri katılırken özellikle Mumcular, Çamlık, Pınarlıbelen, Çömlekçi gibi köylerden de yoğun katılımın olması dikkat çekti. Bodrum'dan milletvekilliği adaylığı için aday adayı olan Hüseyin Anıl ve Tufan Erkan Yakar da Dr. Cangır'ın basın açıklamasına gelenler arasındaydı. Çarşı grubunun, Beşiktaş'ımızın tur atlaması bütün ülkemizde birlik ve beraberlik. Konuşmasının başında Liverpool'u yenerek tur atlayan Beşiktaş'ın başarısını bir Fenerbahçeli olarak kutluyorum diyen Dr. Kerim Cangır, partilileri tarafından coşku ile alkışlandı. Daha sonra kendi yaşamıyla ilgili bilgileri paylaşan Dr. Cangır, Pınarlıbelen'de eşi Nilgün Cangır ile birlikte yaptırdıkları ilk ve ortaokulu hangi şartlarda ve neden yaptırdıklarını anlattı. Arkadaşlar, ben Bodrum'un Pınarlıbelen köyünde yoksul bir ailenin çocuğu olarak doğdum. Türkiye'nin her yanının kuşatılmış olduğunu, Lozan'da kazanılanların tek tek geri verildiğini, Güneydoğu'da bilinmeyen gizli anlaşmalar yapıldığını ve Kıbrıs'ın da ne durumda olduğu konusunda kimsenin haberi olmadığını iddia eden Dr. Cangır şöyle konuştu. Cumhuriyetimizin tüm değerleri yok ediliyor. Cumhuriyet döneminde yapılan fabrikalar, limanlar, ekonomik değeri olan her üretim yapan fabrikalarımız peşkeş çekiliyor. Demokrasinin en önemli kriterlerinden olan yasama, yürütme, yargı tamamen iktidarın ukdesinde durumda. Sanki kuvvetler ayrılığı değil de kuvvetler birliği şeklinde şu an öyle düşünüyorum. Değerli arkadaşlarım, dördüncü kuvvet dediğimiz basın ise faşizan bir baskı ile yandaş hale getirilmekte. Gerektiğinde yasa dışı yöntemler kullanılarak susturulmaktadır. Bir korku imparatorluğu kurulmuştur sevgili arkadaşlarım. Buna dur dememiz gerekiyor hep birlikte. Kendisini, yaşamını özgürlük ve demokrasiye adamış, devrimci gelenekten gelen ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin birçok kademesinde aktif bir şekilde çalışan biri olarak tanımlayan Dr. Kerim Cangır, neden aday olduğunu ise şöyle sıraladı. Ülkemizde çalışandan, emekten yana sol politikaların uygulanması için milletvekilliğine adayım arkadaşlar. İşçi, köylü, esnaf ve emeklilerin sorunlarını çözmek, emeklilerin yaşam şartlarını iyileştirmek için adayım arkadaşlar. Gençlerimizin sosyal yaşamları, geleceklerini teminat altına alabilmek için, eğitim sorunlarının çözülmesi noktasında projeler üretmek ve uygulamaya sokmak için adayım. Muğla turizminin ve turizmcilerinin sorunlarını çözmek, turizmi koruyarak gelişimini sağlayacak projeleri uygulamak adına adayım arkadaşlar. Koylarımızı, tarım alanlarımızı talan eden yağmalayanlara karşı sade bir yurttaş olarak burada da verdiğim mücadelenin daha fazlasını parlamento çatısının altında vermek için adayım.
Devrimci demokratlar adına, 68 kuşağı adına, 78 kuşağı adına, 80 sonrası kayıp kuşaklar adına ve geçtiğimiz yıl Gezi direnişindeki insanlar için, ezilenler ve mazlumlar adına mücadele etmek için arkadaşlar adayım sizlere söz veriyorum. Güzel ülkem Türkiye'nin gelişmesi, büyümesi, memleketim Muğla'ma hizmet etmek için adayım arkadaşlar. Muğla'nın tüm ilçelerinin siyasal ve ekonomik taleplerinin takipçisi ve onların Ankara'daki sesi olmak için adayım. 21 Mart'tan sonra sonuç ne olursa olsun seçilen aday ile beraber küsmeden, yılmadan CHP'nin Muğla ve Bodrum'da en iyi sonucu alabilmesi için çalışacağının sözünü de veren Dr. Kerim Cangır basın açıklamasının sonunda CHP'lilere hitaben şunları söyledi. Ülkemin aydınlık yüzlü insanları, gençlerimize ve çocuklarımıza yaşanabilir bir Muğla bırakabilmek ve sizlere hizmet edebilmek için adayım arkadaşlar. Sizlerden bu konuda yetki istiyorum. Doktor Kerim Cangır, Okan Öksu'dan sonra Bodrum adına CHP'den Muğla milletvekili aday adayı olduğunu resmen açıklayan ikinci aday oldu. Önümüzdeki günlerde diğer iki aday Hüseyin Anıl ve Tufan Erkan Yakar da CHP Bodrum ilçe başkanlığında resmi açıklamalarını yapacaklar.